Denemeler Neden bu düşünceler sürekli aklıma geliyor? İnananların hayatında yaygın olan, inatçı ve zedeleyici olan bir şeyin farkında olmalıyız. Buna denemeler ya da ayartılmalar denir. Daha önceki hayatımız ve alışkanlıklarımızın bizi sürekli kendine çekmesidir. Sonuçta bu denemelerin ve ayartılmaların amacı bizi Rab'den uzak tutmaktır. Bunlar öldürücü değildir ama bizi yolumuzdan alır ve cesaretimizi kırar. Buna karşı en iyi stratejimiz Erken teşhis ve cesur düzeltici adımlar atmaktır. Bazıları inananların kötü düşünce ve davranışlara bağışık olduğunu inanır. Aslında bir imanlı Rabb'e ne kadar yakınsa denemeler de o kadar artıyor. İnanan kişi Rabb için çok değerlidir ve düşmanımız bunu çekemez. O yüzden Rabb'in sevdiği her şeyden nefret eden şeytan için bir hedef durumuna geliriz. Elçi Yohanna'nın bize verdiği tavsiye şu. Çünkü dünyaya ait olan her şey, benliğin tutkuları, gözün tutkuları, maddi yaşamın verdiği gurur babadan değil dünyadandır. Benliğin tutkularının içine özellikle cinsel konularda yakışıksız hem düşünsel hem de bedensel açıdan kendine düşkünlük girer. Gözün tutkularına kanun dışı olan şeyleri istemek gelir. Bu gibi şeyleri elde etsek de bizi tatmin etmezler. Maddi yaşamın verdiği gurur en tehlikelisidir. Kendi kendimizi ön plana çıkarma isteğini, bencilliği ve diğerlerini ezerek bir yere gelme tutkusunu yaratır. Denemelerle tek başınıza mücadele etmeyin. Denendiğinizde, Efendinizin yardımını isteyin. Çünkü kendisi denenip acı çektiği için denenenlere yardım edebilir. Tanrı güvenilirdir. Gücünüzü aşan biçimde denenmenize izin vermez. Dayanabilmeniz için deneme ile birlikte çıkış yolunu da sağlayacaktır.